Hani, sıkıntılı çocukluğu anlatmak için kullanılan, yaşama eksi ikiden başlamak. Değişi vardır ya, Cavit Çağlar'a tam uyuyor. Daha 5 yaşındayken, ailesi Batı Trakya'daki Çete savaşlarından kaçıp ana vatana sığındı. Çocukluğu Akhisar'da benzinlik ve eczane çıraklığıyla geçti. Gençliğinde, İstanbul Sultan Hamam'da tekstilin çıraklığını yaptı. Sonra, Bursa'da dayısı Rahmetli Şükrü Şankayıl birlikte Fidan Han'daki küçük bir dükkandan Aksoylar doğdu. Nergis tekstille büyüdü, Yeşim tekstille tekstil sanayicisi Cavit Çağlar'ı Türkiye tanıdı. Bursa Spor Başkanlığı, onu seven çevreyi genişletti. On binlerce kişinin çalıştığı fabrikaları yanında olay. Gazetesi ve televizyonunu Bursa'ya armağan etti. Türkiye'nin ilk haber kanalı NTV'yi kurdu. Hulusi Turgut, un vurguladığı gibi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı, Nı Menderes'in başbakanlığı döneminde almıştı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakanı olarak siyasetin zirvesine Süleyman Demirel'in başbakanlığında ulaştı. Zirvedeyken, karşı siyasetin yok etme hedefli, müdahalesini de gördü. Cavit Çağlar, ı anlatmaya iş, spor, siyaset alanındaki başarıları da yetmez. Yıllar önce, Haydar Aliyev, dostluğuyla Türkiye-Azerbaycan arasındaki ilk ilişkileri Cavit Çağlar kurdu. Rus uçağının düşürülmesiyle Türkiye-Rusya arasındaki kriz de Çağlar-Putin görüşmesiyle çözüldü. İşte, Cavit Çağlar. I.N. Erman Yerdelen'le yürüdüğü fırtınalı yaşam öyküsünü, Süleyman Demirel Falpaslan Türkeş'in anılarını kitaplaştıran usta gazeteci Hulusi Turgut Adeta tarihin mahzeninde kazı yaparak ortaya çıkardı. Aslında. Kitap Çağlar. Aa, da sürpriz oldu. Turgut'un ulaştığı kendisiyle ilgili bilgilere de çok şaşırdı ve duygulandı. Turgut. Un hazırladığı Cavit Çağlar Fırtınalı Bir Yaşam Öyküsü adlı biyografi tarzı kitabın pazartesi akşamı İstanbul'da tanıtımı vardı. 751 sayfanın her birinde fırtınalı bir yaşam. Var, dünü, bugünü ve yaşananların nasıl bir yarın oluşturduğunu merak edenlerin kaçırmamaları gereken bir kitap. Hulusi Turgut. Büyüğümüzün eline sağlık. Cavit Çağlar'a da böylesi yakışırdı. 47 yıl önce tanıdık, 34 yıldır beraberiz. 1977'de. Bursa Marmara. Gazetesinde çırak başlayıp spor muhabirliğini terfi ettik. Ustamız, rahmetli Fuat Erdur'un yönlendirmesiyle, Bursa Spor değerlendirmeleri için As Başkan Cavit Çağlar'ı haftada 3 gün arardık. Her telefona çıkardı. Ekim 1990'da olay. Bünyesinde yayına başlayan yeni günle aileye katıldık, Ocak 1991'den beri de olayda yazıyoruz. Cavit Çağlar. La çalışmak, deneyim ve bilgisinden yararlanmak büyük ayrıcalık. Bu kitapta tarihten savaşa, göçten iş ve siyaset tuzaklarına her şey var. Deneyimli gazeteci, Hulusi Turgut, 27 yıl önce aldığı sözle Cavit Çağlar'ın yaşamını araştırmaya başladı. Cavit Çağlar'ın deyimiyle, tarihin tavan arasında kazılar yaptı. Ortaya da, Cavit Çağlar Fırtınalı Bir Yaşam Öyküsü, adlı 751 sayfalık kitap çıktı. Kitabın, İstanbul, Boğazına Bakan Mövenpik İstanbul Bosforus Hotel'deki tanıtımı, gazete ve televizyonların Türkiye'nin tanıdığı gazetecilerini bir araya getirdi. En sıkıntılı gün hangisiydi? sorusuna çok şey geldi geçti ama en çok üzüldüğüm gün NTV'yi satmak zorunda kaldığım gündü cevabını verdi. Bir de pişmanlık dile getirdi. Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanı olması sonrası DYP genel başkanlığına aday olmadığım için pişmanım. O gün aday olsaydım kazanırdım. DYP siyasi hayatına devam ederdi. O kurultayda TanSu Hanım'ın seçilmesi yanlış oldu. Ünlü gazeteciler çağların konuğuydu geceye. Sözcü. Den Rahmi Turan, Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekta, T24'ten Mehmet Yakup Yılmaz, Halk TV'den İsmail Küçükkaya, TV 100'den Kübra Par Erdoğan Aktaş, Karardan İsmet Berkan, Habertürk'ten Nagehan Alçı Mehmet Akif Ersoy, TV programcısı Özlem Gürses, Oksijenden Zafer Mutlu ve Tayfun Devecioğlu, NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yüteri ile İstanbul Haber Müdürü Yağız Şenkal, Hürriyet'ten Yalçın Bayar, Sözcü'den İpek Özbey katıldılar. Olay icra kurulu başkanı Mehmet Ali İnan, İsmail Östad, Orhan Güney, İhsan Aydın. La birlikte biz de gecedeydik. 100 bin kişi kapasitesi var. Bu meydanda Cumhurbaşkanı mitingi olabilir. Tartışmaya hiç gerek yok. Dünyanın her yerinde meydanlar sert zeminli olur. Osman Gazi Kent Meydanı da park olmadığı için zemini beton. Üstelik kentin tam merkezi. Konumunda ve kenti birleştiren noktada, nitekim, Osman Gazi Belediyesi'nin düzenlediği konserler büyük ilgi gördü. On binlerce genç meydandan renkli görüntüler yansıttı. Bu görüntüler, dördüncü dönemi, için sahada çalışan Mustafa Dündar'a da moral oldu. İşte, Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar. I.N. kararıyla Osman Gazi Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün planladığı konserleri izlerken şunu düşündük. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. 28 Mart'ta son mitingi yapacak. Daha önce şehre küstü, Gökdere gibi büyük kavşaklarda miting yapan Erdoğan bu mitingi Osman Gazi kent meydanı da yapabilir. Üstelik, 100 bin kişi kapasiteli meydanın giriş çıkışı güvenli. Cuma günü Akşener ve Perinçek geliyor. Seçim geri sayımında. Son 15 güne girilirken Cuma günü Bursa. İki lider ağırlayacak. Önce, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek. Saat 11.00 de partisinin şehrek üstündeki il binasında basın toplantısı yapacak. Öğleden sonra İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener saat 14.00 Orhan Gazi saat 15.30'da Mudanya'da esnaf ziyareti yapacak. Partisinin Elegans salonundaki iftarına katılıp Ankara'ya dönecek.